Kahramanmaraş merkezi depremlerden sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da emlak piyasasının değişiklik göstermesiyle birlikte kira fiyatlarında artış yaşandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde emlakçılık yapan Mert Karaman, emlak piyasasının depremden etkilendiğini belirtti. Şimdi Aydın piyasasında depremden sonra aşırı bir göç aldık. Bu aşırı göçün sonunda yeni yapılaşma olmadığı için fiyatlarında ister istemez yükseldi. Biz de şu şekilde düşünüyoruz. Daha da önüne geçilmezse insanlar daha zor durumda kalacağını, daha da problemlerin büyüyeceğini, mal sahipleriyle kiracıların aynı zamanda zor durumda kaldığını, bunları öngörüyoruz yani. Bunlar aşılmazsa daha da problem büyüyecek. Efeler'de emlakçılık yapan Erkin Yörük ise depremin piyasaya etkilerini şu şekilde değerlendirdi. Şimdi depremden sonra Aydın'da müstakil parsellere, müstakil ev yapımı için insanların apartman dairelerinden uzaklaşıp daha çok böyle köy yerlerinde olabilir, işte Mimar Sinan'ın Boris Okulu civarlarında olabilir, Kuyulu bölgesinde olabilir. Bu bölgelerde arsa talepleri arttı. Apartmanlara ilgi ve şey azaldı binalara. Daha çok müstakil evler, işte yazlıklar, köy yerlerindeki, köy yerleşim alanı olan yerlerdeki arsalık kendi evini yaptırma gibi yapıların artması daha da şey oldu. Peki depremden sonra kira fiyatları arttı mı? Arttı. Ama depremden önce de artmıştı. Sadece depreme bağlayamayız onu. Normal ülkenin şu anki ekonomik durumundan kaynaklı uzun bir süreçten bu yana kiraların artmasında yani sadece depreme bağlayamayız. Vatandaşlardan Mustafa Yırtımcı ev sahibi olmasına rağmen kira fiyatlarına tepki gösterdi. Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz? Ev sahibiyim. Peki bu artan kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kötü piyasa, çok berbat. Kiralar 5 bin, 6 bin, 7 bin. Eğer kiracı olsaydım sürünürdüm. Veya bir çadır buraya yatardık. 7500 liraylık alıyoruz zaten. Emekliler sefil biliyorsunuz. Onun için iyi ki bir evimiz var, başımız sokacak.